Bunları tanımladı yukarıda. Bunlar şirk koşan kimseler. Şirki nasıl konuşuyor, koşuyorlar? Yanıldıkları için mi? Hayır. Bile bile kasten yalan uydurarak. Yukarıdaki zuam ifadesi. Dolayısıyla tanımlanmış olan kitle bir yalanı bile bile ihdas eden, zulmen ihdas eden, hakka rağmen batılı önceleyen bir kesim. Bunlar bu tercihlerinden sonra böyle yaşamaya devam ediyorlar. Bunlar içerisinde Resulullah'a gelip bakan, konuşan, yanında duran bunlar da var. Şimdi onları konuşuyoruz. Dolayısıyla ilk evreyi değil, sonraki evreyi konuşuyoruz. Bu ikisini karıştırırsak deminki şeyin ortasına düşeriz. Yani ilk evrede Allah Azze ve Celle bunların kalplerine perdeler koydu vesaire yaptıysa, o zaman şirk veya anlamama, dolayısıyla da batıla yönelme doğal bir sonuç olur bunlar açısından. Zaten de onun için yapmış gibi gözükür bu kez ayet. Yani saptırmak için bunları böyle yapmış. O zaman bunlar düpedüz masum olur çıkıverirler. Ama öyle değil durum. Yalan yere ilahlar ihdas etmiş. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye kasten iftirada bulunmuş ki yukarıda iftira kelimesi var, zuhum var. Bunlar çok okkalı kelimeler. Bunlar bir bilinci gerektiriyor. İftira dediğimiz şey. Ondan sonra kizb var. Bakın yukarıda kaç bu grupla ilgili 3 ayrı keskin kelime vardı. Zuhum, yalanı iddia etmek, içinde karşılığı olmayan bir şeyi. Ondan sonra İftira kelimesi var, bir de kid var, yalanın kendisi var. Yani zuam Türkçe'de olmadığı için onu açıklamak için ayrıca yalanı kullanıyorum. Halbuki o da ayrı bir, başlı başına bir kavram. Ve bu kesimle ilgili konuşuyoruz şimdi. Dolayısıyla bunlar ilk evrede ne olduklarını gördük. Tercihlerin ne yönde kullandıklarını, yalana başvurduklarını, iftira ettiklerini Allah Azze ve Celle'ye karşı. Şimdi bunlardan, tanımlanmış bir kesimden bir grup söz edeceğiz. Ve bu bir grup gelip Resulullah'a kulak da verebiliyor, vahiy de dinleyebiliyor. Peki dinleyince ne anlıyor? Allah Azze ve Celle diyor ki: "Vec'alna ala kulubihim akinneten." Kalpleri üzerine biz bunların perdeler koyduk. "Cealna" perdeler koyduk. Bu ifadenin kendisi de bunların, yani ikinci evreyi konuştuğumuzun bir ifadesi. Yani perdeli yarattık değil bu. Perdeler koyduk. Dolayısıyla bunlar şirke yöneldiler. Allah Azze ve Celle'nin birliğinden değil, putları çoğaltıp kendilerince müstekbir bir hayata yöneldiler. Zulme yöneldiler, iftiraya yöneldiler. Allah Azze ve Celle de bunların kalpleri üzerine perdeler bıraktı. Bu ikinci aşamadayız. Tıpkı şu ayetteki gibi. Bel taba'allahu aleyha bi kufrihim. Allah onların kalplerinin üzerine küfürleri dolayısıyla mühürledi. Ve benzeri ayetler çok. Yani Allah Azze ve Celle ne zaman kalpler üzerine mühür koyar, gözlerin üzerine perde çeker, kulaklarına ağırlıklar bırakır. Hep küfürleri dolayısıyla, küfürleri sebebiyle. Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkisini kaçırmamamız lazım. Kaçırırsak, Allah zaten bunları böyle yaratmış gibi sanarsak, ki öyle değil, bu kendi zulümleri dolayısıyla başlarına gelen bir akıbet. O yüzden şu uyarıyı her zaman yapıyoruz ki bugün kalbinle hakkı algılıyorken bunun gereği için adım at. Çünkü yarın bu algı, bu ses bu kadar net gelmeyecek. Bir miktar pürüzlü gelmeye başlayacak. Sonraki gün daha uzaktan duyuyormuş gibi olacaksın. Sonra ve kesilecek o bağlantı. Allah Azze ve Celle istecibu lillahi ve lirrasuli izâ deâkum limâ yuhîkum. Allah'a ve elçisine icabet edin. Allah ve elçisi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman. Hayata çağrılıyor. Bu şu demek, hayata adım atmazsanız nerede kalırsınız? Memat tarafında kalırsınız. Kendinizi nadasa bırakıyorsunuz, ölüme bırakıyorsunuz. Ya yarınlarda giderim, bilahare Kur'an'ı okurum, bilahare namazlara başlarım, bilahare iyi bir kişi olurum diye ötelerken şu riski göze aldığınızı unutmayın. Ve'lemû ve bilin ki ennallâhe yehûlü beynel mer'i ve kalbi. Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Bir vakit sonra kalp ile kişinin arasına Allah Azze ve Celle girip iletimi koparır ve kişi dün algıladığı şeyleri artık algılamamaya başlar. Burada olan hadise böyle bir hadisedir.
bu sağırlık, bu körlük, bu mühürlenmişlik neticedir. Sonradan gelen bir şeydir. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin insana verdiği sağlıklı bedeni düşünün. Kullanılmazsa, işletilmezse, nasıl körelip biterse, tükenirse, mesela hep yatsa, hiç kalkmasa bir zaman sonra kalkamaz ayağı artık. Adaleli işlememeye başlar. Kolunu adamın alçıya koyuyorlar, şu kadar zamandan daha fazla kalamaz diyorlar. Niye? Çünkü ondan sonra açsan da bir manası yok. Kol artık kütük haline gelmiş. O bir tane adam vardı, şöyle elini hep havada tutuyordu. Tanrı'nın birine adamış güya bir. Hintli, Türkiye'den gelip geçtiğinde millet fotoğrafını falan çekiyordu. Baktım orada tabipler diyorlar ki bu adam artık indiremez de. Çünkü bu adamın elindeki hayatiyet bitmiş. Kütük tutuyor böyle yukarı doğru sadece. Bu fiziken de görünen bir şey. Allah Azze ve Celle verdiği bir nimet kullanılmaz ise şayet, bir zaman sonra o nimeti geri alıyor. El, kol kullanılmaz ise, bunlarda olduğu gibi akletme de öyledir. Allah Azze ve Celle'nin ki daha değerlidir el, ayak, bacaktan. Bunlar işletilmez ise, hakkı verilmez ise, kullanılmaz ise Cenab-ı Hak geri alır. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle hayatta adım atın, kullanın, işletin, akletmenizi, kalplerinizi işletin. İşletmez iseniz bir zaman sonra geri alınır. Geri alınmasına karşı çıkacak makul hiçbir sebebimiz yok. Çünkü sunulmuş, ikram edilmiş, lütfen verilmiş bir şeyin geri tepilmesi doğal olarak geri alınmasını gerektirir yani. Kullanmıyor. Buraya adam yemek getiriyor, koyuyor. Yemezseniz ne yapar? Çay getiriyor, koyuyor. Bakıyorum, bizim çaycı alıyor, götürüyor, suratını da asıyor. Bazen ben unutmuş oluyorum. Yani çayımı beğenmedi diye bundan hoşnutsuz kalıyor yani. Hazreti İbrahim kendisine gelen misafirlere ikramda bulunduğunda فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِمْ نَكِّرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا. Ne zamanki baktı elleri yemeklere uzanmıyor, onları yabancıladı, çekindi, korkmaya başladı. Yani bunlar bir kötülük mü? Bu bir kötü bir şey. E bunu siz gibi bir kula karşı değil, Yaradanınıza karşı yapıyorsunuz. Sunulmuş bir nimeti kullanmayıp. Bunun namütenahi olmasını zaten beklemiyoruz. Yani sınırsız bir sunum. Böyle orada düşünün, ben burada çayım bana koyuyor adam, sınırsız bir şekilde bekliyor. Soğutuyorum, tazeliyor. Soğutuyorum, tazeliyor. Siz seyrediyor olsanız, bir kula böyle ikramı canınıza şey yapar. Yani sabrınız taşar. Tak eder içinize ve gelip o çaya bir tane vurur. Şey dersiniz, bu adam buna layık değil dersiniz. Şu andaki durum, ayette Allah Azze ve Celle'nin insana lütfettiği, hayvanlarda olmayan, insanın etrafını görebildiği, anlamlandırabildiği, anlayabildiği bu mümeyyiz tarafı çok kıymetli. Bunu değerlendirmeyip insanın Allah Azze, Rabbini tanıyacağı, onunla ilişkiye gireceği, onun sanatını, kudretini anlayıp hayranlıkla ona tapınmaya yöneleceği bu imkanı insan tepince, geri çevirince Allah Azze ve Celle bunu geri alıyor. Ama böyle çarçabuk da yapmıyor bunu. Sabahtan akşama da yapmıyor. Orada bir ilahi adalet işliyor. İmkan düzeyinde. Bu ömür planında değil, sene planında da değil. İmkan planında. Onun biz boyutlarını bilmiyoruz. Ama o imkanı Allah Azze ve Celle her kuluna yaşatıyor. Kısa zaman içerisinde yaşatır, uzun zaman içerisinde de yaşatır. İmkan imkandır. Kısa zaman içerisinde yoğun yaşatır, geniş zaman içerisinde seyretilmiş yaşatır. Ama yaşattığını söylüyor Cenab-ı Hak. اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَنْ يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Öğüt alacak kimsenin, öğüt alacağı bir ömrü biz size yaşatmadık mı diye kullarına söylüyor Allah Azze ve Celle. Bunu yaşattığı halde, bu ömrü, bu imkanı yaşattığı halde bunu tepmiş olanlardan Cenab-ı Hak geri alıyor. İşte burada geri alma olayları var. وَجَعَلْنَا. O yüzden sonraki bir olaydır. Biz kıldık, kalplerini böyle yarattık değil mi? Biz oluşturduk عَلَى قُلُوبِهِمْ, kalplerinde اَكِنَّةً, perdeler oluşturduk. Bu ayetin benzeri şu ayettir. Geçen derslerde de okundu. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerinden savacağım. Uzaklaştıracağım onları ayetlerinden. Bunların Allah Azze ve Celle hidayetini karartıyor. Bu zulme yönelmeleri, bu yanlışlara yönelmeleri onların
akledip akletmenin gereğini değerlendirmemeleri, hakkını vermemeleri dolayısıyla Cenab-ı Hak bir zaman sonra veya belli bir imkanın kullanılmamasından sonra veya hoyratça tüketilmesinden sonra Cenab-ı Hak geri alıyor. Hakkını vermedin diyor. Geri alıyor ve bunları ayetlerinden savuyormuş. Artık bunlar ayetlerle dip dibe gelse ne olur? Hatta peygamberin önünde oturup ayetleri dinlese ne olur? Bir şey olmuyormuş. İşte ayette okuyacağız. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً Kalplerin üzerine kapaklar, kapak diyorum, perdeler koyduk. اَنْ يَفْقَهُوهُ Anlamasınlar diye. Anladıkları imkanı onlara uzunca bir zaman yaşattı. Anlamalarına rağmen iftiraya, anlamalarına rağmen Cenab-ı Hakk'a karşı sadece ona kulluğa yönelmediler, başka şeylere yönlendiler ve kalpleri zaman içerisinde perdelendi. Veya imkanlar hoyratça geri tepildiği için perdelendi kulaklarına, وَفِي اَذَانِهِ مَقْرَى kulaklarına da ağırlıklar indirildi. Bu belki şu nedenle de oluyor olabilir. Yani bu kimse böyle yapıyor ya, tepiyor, şey yapıyor ve böyleleri çoğu zaman kafalarında belki yani zekice bir plan olarak ileride şey derim, şöyle yaparım diye. Allah Azze ve Celle yolun ileriki kısmını zorlaştırıyor artık yani. Böyle birdenbire 60'ına gelip 70'ine gelip ne bileyim adaleti bozacak şekilde bir dönüş yapmasınlar diye mi bilemiyorum, orasını bilmiyorum. Ama bildiğim bunu hakkını vermeyen kimselerden Cenab-ı Hak geri alıyor. Bunu zaman üzerinde açıklayınca problem ortaya çıkıyor. Zaman üzerinde değil, imkan üzerinden konuşmak lazım. Allah Azze ve Celle ben belli bir imkanı hepinize yaşattım. Bazılarınız bu imkan içerisinde bu imkanın hakkını verdi ve en büyük değer olan hidayete yöneldi, tutundu. Ben de onları hidayetimin yollarını onlara kolaylaştırdım. Aynı imkanı verdiğim diğerleriniz bu imkanlarını son damlasına kadar tükettiler. Hoyratça inatla ve ısrarla tükettiler, kullanmadılar. Hatta size diyebilirim ki ben bunlara bu imkanı bir kat daha versem yine aynı şeyi yapacak durumdalar, kararlıktalar. Bunu da söylüyor ayetlerde Cenab-ı Hak. İşte ben bu kimseleri de azabıma alıyorum.